Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motosikletlerimizde vazgeçemediğimiz telefonlarla rahat görüşme sağlayabileceğimiz ürünlerden olan interkomlarından bahsedeceğim. Öncelikle bu videoların devamı için yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma, sosyal medyalardan takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi AliExpress'ten almış olduğum ürünü bugün sizlere tanıtacağım. Gelin hep birlikte paket içeriğini inceleyelim. Evet arkadaşlar, interkomu gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle hiçbir zaman okuyamadığımız İngilizce kullanım talimatı mevcuttur. Nasıl montaj edeceğiniz ve ürün özellikleri ilgili açıklamalar mevcuttur. Sonrasında ürünümüz içinde interkom cihazımız çıkmaktadır. Fazla kablo teferruatı yoktur. Bu yarım kas tarzı, yarım çeneden açılı kaslara ideal bir üründür. İçinden süngerleri çıkmaktadır. Böyle şarj kablosu. Bir tarafı adaptörü, bir tarafı cihazın şu kısmına takılacak şekilde gelmiştir. Bu süngeri de yağmur sudan korusun diye şu şarj ettiğimiz kısma takılmaktadır. Zaten burada mikrofon deliği mevcuttur. Burada da bir tarafını cihazın arka kısmına, bir tarafında kaskımızın cırt kısmında kaskımıza yapıştıracağız. Öncelikle gelin birlikte bu cihazın ses seviyesini ve cihazlarımızı nasıl eşleştireceğimizi gösterelim. Evet, bu ürünümüz Çin'den getirdiğimiz BT Music modelini sizlere ürün açıklamasını yapayım. %100 yepyeni, yüksek kalite, kompakt boyut ve hafif taşıması kolay demiş. Gerçekten öyle. Dediğiniz gibi cihaz bu kadar. Göründüğü gibi videoda da. Bluetooth hızı 5.0 olduğunu söyle. Büyük düğme tasarımı ile erkek sürücü için kolay kullanım. Evet, tuşları gayet büyük ve güzel bir kullanıma sahip. Burada ses açma tuşu var. Kısma tuşu var. Kapatma tuşu var. Öncelikle renk izi siyah tek tip gelmektedir. Brüt ağırlık 80-100 gram ağırlığında tahminimde benim de. İletişim mesafesi 10 metre. Yani iletişim frekans aralığı 2.49 GHz. Mikrofon aralığı da 1 metre. Ondan sonra şarj gerilim 5 wattla doluyor ve 80 desibele kadar ses iletme şeyi var, yüksekliği. Şarj süresi de yaklaşık 2 saatte şarj oluyor. Kullanım bekleme süresi 160 saat, sürekli çalışma süresi de 8 ile 10 saattir. Ürün özellikleri: müzik dinleyebilirsiniz, gelen çağrılara cevaplayabilirsiniz, yanıtlayabilirsiniz, sesli navigasyonu kullanabilirsiniz, sesli arama yapabilirsiniz. Paket içeriğinde de dediğim gibi 1 adet kulaklık, 1 adet USB kablosu şarj etmek için, 2 adet kulaklık kapakları, 1 adet de kullanmak için, mikrofonu kapatmak için. Evet arkadaşlar, şu an cihazım iPhone cihaza nasıl bağlayacağımızı sizlerle birlikte göstereceğim. İlk önce cihazımı burada açma düğmesine basılı tutuyoruz ve ışık yandı ve buradan da ses gelmeye başladı. Şimdi burada cihazım yanıp sönmeye başladı, yani Bluetooth arıyor. Ben de buradan cihazımdan Bluetooth'umu açtım ve burada cihazımla aradığım zaman gördüğünüz gibi BT Music adlı şeyi görebilirsiniz. Buradan direkt cihazımıza bağlanalım. Ve bağlandık şu an. Öncelikle ilk burada cihazın bağlandıktan sonra bir sesini test edelim. Nasıl bir ses düzeyi mevcut onu görelim hep birlikte. Buradan herhangi bir müzik çalıyorum şimdi. Nazaroğlu parçasını çalalım. Şu an cihazımız son ses. Gayet sesi şu an için gayet iyi geliyor. Bence gayet başarılı bir ses şeyi var. Her iki tarafı da kontrol ettiğimizde gayet, birazcık da ileriye saralım. Bu şekilde. Şimdi de birisini arayayım. Annemi arayayım. Bakalım nasıl bize bir ses seviyesi ulaştıracak. Görelim birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi bir annemi arayayım. Bakalım sesimiz karşı tarafa nasıl gidiyor. Görelim hep birlikte. Ve çalıyor. Açtık. Alo. Dur, mikrofonu açalım. Şu an yani duyabilecektir. Yakın olduğu için. Gayet bence iyi gidiyor sesi. Aslında bunu daha uzak bir dışarıda mesafeli yerde çekmek lazım. Gördüğünüz gibi ses mesafesi de uzaktan konuştuğum halde gayet iyi gidiyor ve başarılı bir ses bir ortaya. Gelin bir de bunu nasıl cihazın kasklarımıza monte edeceğiz. Bu genelde çene açılır kaslar için ve yarım kaslar için ideal bir üründür. Gelin şimdi de montaj nasıl yapacağız onu gösterelim. Bahsettiğimiz gibi bu ürünümüzü genelde böyle yarım tipli kaslara idealdir. Ya da buradan mandalla çeneden yukarı kalkan kaslar içindir. Gelin birlikte nasıl montaj yapacağımızı yapalım. Burada iç petleri vardır. Bu iç petlerine tırnaklarından ayırıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ayırdık. Burada montaj edeceğimiz boşluklara interkomumuzu montaj edeceğiz. Ürünlerimizin ilk önce arka kısımlarına şunları bir yapıştıralım. Sünger yapışkanlarını. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Diğerini de yapıştıralım bu tarafa. Sağlı sollu. Evet, onu da yapıştırdık. Şimdi bu süngerlere, şimdi kaskımızın burada boşluklara güzelce yapıştırıyorum. Böyle bir kaynamış ki. Burada
Gördüğünüz gibi bu alana yapıştırdım. Öbür tarafa da diğer kısmını yapıştıracağız. Bu şekilde de bu tarafına yapıştırıyoruz. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağlı sollu her iki tarafına da yapıştırdım. Şimdi gelelim montaj kısmına. Genelde sağ elimiz gazlı olduğumuz için kaskımıza bakıyoruz. Yani de sol elimiz mesela. Sol kısma takmak lazım. Çünkü çağrıları rahat bir şekilde cevaplamamız için. Gelin bunu nasıl yapacağımızı da yapalım. Öncelikle bir ürünü. Çünkü bunun şeyi açılmadığı için buradan ürünün ense kısmından dolaştıracağız kabloyu. İç kısımda, yoksa öbür türlü kablo sürekli bizi rahatsız edecektir sürüş esnasında. Kaskımız yere düştüğü için çatlamıştır. O yüzden kendilerine azizliğine uğradı. Dinledik. Artçımız müzik dinleyerek gitsin diye yapacağız bu ürünü. Bence gayet başarılı. Ses olarak da başarılı bir ürün. Aynı zamanda da uygun fiyatlı alabileceğiniz bir üründür. Evet, şimdi kablomuzu içeriden geçirdik. Burada yapıştırmış olduğumuz şu şekilde süngerimize yapıştırdık. Diğer tarafa da göndermiş olduğumuz hoparlör kulaklığına yapıştırdık. Şu süngerlerimizi de montajlarını sağlayalım. Nasıl söktüyseniz o şekilde tekrar takacağız ürünümüzü. Yani genelde insanların çoğu intercom takmak çok zor gibi geliyor gözlerine. Aslında o kadar zorluğu yok. Burada gördüğünüz gibi 3 tane plastik ayakları var. Bunları söktüğünüz zaman zaten karşınıza kaskın plastik geri gelecek intercom koymanız için. Genelde kulaklık kısımları şu boş alandadır. Bu boş alan genelde kulaklığı kulağınızın geldiği yerdir. Yani 3 tane ayak vardır. Üçünü de takıyoruz şimdi. Zaten çıt sesini duyduğunuz zaman bilin ki oturmuştur. Burada zaten 2 tane plastik ayak mevcut. Bu kaskın arkasında da 2 plastik ayağı buralara tekrar takıyoruz. Yani toplam 10-15 dakikanızı alacak bir şey değil. Uğraştıracak bir şey değil. Kendiniz de takabilirsiniz. Ekstra başkalarına ücret vermenize gerek olmadığını düşünüyorum. El becerisi gerektiriyor biraz. Sadece o kadar. Yani ben bunları ürünleri satışlarını da yapıyorum. Aşağıda Letgo ve dolap uygulamalarının linkini bırakırım. Oradan da ürünümü satın alıp veya bizzat yüzle görüşüp sizlere montajını sağlayabilirim. Değerli takipçilerim. İstanbul için yarın bir gün eğer bir il dışı gezisi yaparsam, Türkiye genelini gezersem çantama bolca koyar. Her ile bir tane takmış olur. İnşallah. Nereden izliyorsanız bu arada yorum kısmına yazmayı unutmayın. En azından nerede olduğunuzu bilelim. Evet arkadaşlar, şu an kurulmuş vaziyetteyiz. Zaten BT Müziğin şeyine baktığınız zaman da böyle göstermektedir. Dediğim gibi bu burada cihazın düğmeleri ön kısımda olacaktır. Evet arkadaşlar, ürünümüzü, AliExpress'ten sipariş ettiğimiz ürünümüzü, motosetimizi, kaskını gayetlikle kolaylıkla videoda da gördüğünüz gibi montajımız ettik. Gayet güzel. Zaten bu ürün genelde yarım çene açılır kaslara göredir. Ama çene açılır kaslara da uyumludur. Gayet pratik, ufak bir cihaz. Ortalama şarj süresi 2 ile 3 saat şarj aralığında dolmaktadır. Aynı zamanda da 10 ile 12 saat arasında full time müzik dinleyip ve görüşme sağlayabilirsiniz. 250 mAh batarya sahibi olduğu için, ufak bir batarya sahibi olduğu için günlük şarj etmeniz gerekiyor. Burada alt kısmında şarj girişim mevcuttur. Gayet pratik, kullanımı kolay. Kaskınızı şarj ederken yanınıza götürmeniz gerekiyor. Çünkü maalesef bu cihaz sökülmediği için, sabit olduğu için kasaya. O yüzden şey yapılamıyor. Böyle de pratik, gündelik hayatta kullanabileceğiniz, genelde Vespacılar dağırlıklı bu kasları tercih ettiği için ve bayan kullanıcıları, gayet güzel, pratik bir üründür. Güzel günlerde kullanınız. Eğer bu ürünleri siz de baş vermek istiyorsanız, ben bu ürünleri tedarik edip takipçilerime ve motosiklet kullanıcıları uygun fiyatlı hem montajını hem de ürün teminini sağlıyorum. Kanalıma takip etmeyi unutmayınız. Sosyal medyalarda beni takipte kalmayı, videoların devamı için videolarımı beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.